Şimdi Fulya Öztürk'ü tanımayan yok. Nasıl tanımayan yok? 6 Şubat depreminde inanın sadece Fulya Öztürk'ü izleyerek depremin o sıcak gelişmelerini, çıkarılan canlıları hep Fulya Öztürk'ten takip ettim ben bizzat. Sabahlara kadar o ağladı, biz ağladık. Bilmeyen yok. Çok da hanımefendi, çok da cici bir gazeteci. Şimdi Erdoğan'ın bu son uçak gezisine katıldı. Katıldığı gezide akabinde kendi imkanlarıyla birlikte Umre'ye gitti. Fulya. Kızılca bir kıyamet koptu. Ya ne oldu? Niye kıyamet koptu Hadi Bey? Ya Nazlı, şimdi önce Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce Amerika'ya gitti, Almanya'ya gitti, İngiltere'ye gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bu ülkelere giden gazetecilerin kendi parasıyla mı yoksa CHP'nin parasıyla mı bu seyahate katıldıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Bu giden gazetecilere, buradan İsmail Saymaz'a da çağrıda bulunuyorum, açıklasınlar, desinler ki biz kendi imkanlarımızla gittik buraya kardeşim. CHP bize herhangi Peki, ne otel... Peki bir dakika, ben bir soru soracağım. Özür diliyorum, bir soru soracağım. Cumhurbaşkanının uçağında çok seyahat eden biri olarak, benim evet. Babam çok seyahat etti. Tüm seyahatlerinde harcamalarını arka plan geliyorum. Mı karşıladı? Sen kendi yok, cebinden geliyorum. Mi karşıladın? Geliyorum. İsmail Saymaz'ın... Ben seni merak ediyorum. Harcadın mı? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. İsmail Saymaz'ın derhal, yani kendi gazetesi Fulya Öztürk'e böyle bir manşet yaptı. Dediler ki devletin parasıyla hac olur mu? Bak, devletin parasıyla hac olur mu? Hacla umre arasındaki farkı bilmeyen cahiller o manşeti attılar. Metin Yılmaz kusura bakmasın. Eski dostum, eski arkadaşım. Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni. Hacca devlet parasıyla gidilir mi gibi bir manşet attılar. Şimdi günlerde bu yaygara buradan da kopuyor. Hacca, la hacca gitmedi oğlum. Umre. Yok hac. Hacca gitmedi. Umre. Geri zekalıya anlatır gibi anlatmak lazım. Bu bir. İkincisi, ben yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağıyla seyahatlere gittim. Amerika'ya gittim, Afrika'ya gittim. Birçok ülkeye gittim. Ben o seyahatlerde şöyle bir ifade kullanayım. Ekonomik olarak gerçekten çok ciddi bir zarara uğradım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor, Amerika'nın en lüks otelinde kalıyor. Sen de o otelde kalmak zorundasın ve otel ücreti çok pahalı. Ben kendim ödüyorum. Almanya'ya gittim ya, Almanya'ya. Bak, Almanya'ya gittim. Bir gecede euroya orası 27 bin lira ödedim o zamanki parayla. 27 bin lira geceliği. Şimdi yemek, gittiğimiz bütün ülkelerde yemek masraflarını biz kendi cebimizden karşılardık. Ha, olan bize oluyordu. Neden? Ben kurumun başındayım, internet haberin sahibiyim. Yani benim için ağır bir külfet, ağır bir masraf. Ama Fulya gittiği zaman Fulya'nın bütün masraflarını kurumu karşılar. Ve bu seyahatlerin tamamı böyledir. Nereden ücret alınmaz biliyor musun Nazlı? Sadece uçaktan. Uçak da devletin uçağı olduğu için, yani özel uçak, Türk Hava Yolları'nın uçağı olmadığı için gazeteciler uçak seyahatlerinde ödeme yapmıyorlar. Şimdi Fulya... Ya zaten medya hizmeti yapmaya gidiyor bu insanlar. Doğru mu söylüyorum yani? Tabii. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Fulya Arabistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları bittikten sonra biz gazeteciler şunu yaparız. Hadi bize derler ki Sayın Erdoğan'ın herhangi bir programı yok. 4 saat serbestsiniz. Ya da 5 saat.
Ya da bugün artık bir program yok, herkes dinlemeye çekilebilir derler. Fulya o süreç içerisinde kendi cebinden, yani mesela Mekke'de ise bir masraf yok orada. Taksiye biniyor, Allah'ın evini ziyarete gidiyor. Allah'ın evini, bunu niye söylediğimi sonra söyleyeceğim birazdan sana. Sonra orada Medine'ye gidiyor, 45 dakikalık bir yol. Gidiyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret ediyor, kabrini. Bu her insana nasip olmayan bir şey. Bu kız gidiyor, burada böyle güzel bir şey yapıyor ve hani gizli saklı bir şey olsa, hani kötü bir şey yapmış olsa, zaten başındaki örtüyle o fotoğrafı verip bak Allah bana bunu da nasip etti demez. Ama asıl mesele ne biliyor musun Nazlıca? Asıl mesele Fulya'nın başına o örtüyü geçirmesiydi. Adamlara zoruna giden, bunları çıldırtan, ulan nasıl olur ya o Fulya gibi modern bir kadın böyle bir yerlere gider diyor. Böyle bir garip bir toplum oldu. Şimdi bana valla ben Fulya'nın doğallığını deprem bölgesinde çok net gördüm. Yani duş ya almadığı zamanlarda, toz toprak içinde kaldığı zamanlarda gerçekten öyle her halini, her haliyle gördük. Bir türbanı takınca mı şey oldu, Twitter'da TT oldu. Bu kadar gündeme yani, geldi. Tabii, hayret. Ya bunlar böyle devam edecek Naz, bunun sonu gelmez. Ben geçen gün dedim ki Allah Türkiye'yi korusun. Fatih Altaylı da destekliyor bu arada. Şeyi destekliyor. Fulya'yı destekliyor ama. Fulya'yı destekliyor. Evet. Fatih Altaylı da saçmalıyor. Diyor ki Fatih Altaylı çok komik ya Nazlı. Diyor ki Ümre'ye gitmişler. Sonra dönüp diyor ki Umre galiba. Ümre değil de Umre diyor. Sonra diyor ki öyle saçma bir program biliyorsun Fatih Altaylı dandun konuşan birisi. Arkadaşımdır da iyi konuşuruz. Ya ne yükleniyorsunuz bu kıza kardeşim? Canı sıkılmış gitmiş işte. Ya Fatih ben olsam gitmezdim diyor. Ben olsam gitmezdim diyor. Fatih sen olsaydın yine giderdin. Bak Allah sana nasip etmemiş. Sen olaydın giderdin. Bu bir. İki, can sıkıntısından dolayı buralara gidilmez Fatih'ciğim. Bak Mekke'ye gittiğin zaman, ilk gittiğin zaman Nazlı, derler ki dua et. Gözlerini kapat, dua et. İlk gidiyorsun Mekke'ye. Böyle bir ihtişam yok Nazlı. Ya turistik bir gezi yapmış diyor Fatih. Ya arkadaş şöyle o görüntüye dönen insanları bir gör. Gör. Onlar hepsi turistik seyahate mi gidiyorlar? Yani turistik seyahate gide gide ya o kadar büyük bir sıcakken gidip Arabistan'a mı gider? Bak Allah rahmet eylesin babam 7 kez gitti geldi. Daha da gidecekti biz bırakmadık. Yeter dedik. Hastasın. Gidip geldiğinde 18 kilo veriyordu biliyor musun? 18 kilo. Nazlıcığım. Evet. Yani Medine-i Münevver'de insanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazı kıldırdığı o minber değil de başka bir şey diyorlardı onu unuttum şimdi. Orada namaz kılmak için birbirlerini eziyorlar. Birbirlerini eziyorlar. Peygamber Efendimiz'in kabrinin başına onu ziyarete gidiyorsun. Dolayısıyla Fatih'in de yaptığı hani destek eyvallah ama evet, kötü bir şey yani. Ben gittim. Cenab-ı Allah bana bunu nasip etti. Ve büyük haz aldım. Büyük büyük keyif aldım. Dualarımı ettim. Geldim. Nasip oldu. Allah bir daha nasip etti. Darısı bizlerin başına. İnşallah beraber gideceğiz Allah nasip ederse.